Merhabalar Remzi Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi sormalı. Çok Mersa, çok teşekkürler. Yoğun bir iş temposundan çıkıp bugünü bitirip bize vakit ayırdığın için ben öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Davetimizi kırmadın, kabul ettin. Bizimle sohbet etmeyi çok Mersa, çok teşekkürler. Ne demek, ne demek. Ben teşekkür ediyorum böyle şahane bir platformda bana da yer verdiğiniz için. Seve seve. Programı izleyecek olan arkadaşlarımıza biraz kısaca senden bahsedeyim istersen. Fatma Gül Azık bizimle bugün beraber olacak, sohbet edeceğiz. 2020 yılı mezunlarımızdan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Lisans Bölümü mezunumuz. Gencecik bir arkadaşımız. Mesleğe atılan ve çalışan, iş hayatına başlayan bir arkadaşımız. Bir danışmanlık merkezinde psikolog göreviyle çalışma hayatına devam ediyorsun. Mesleki hayatında da bizler sana öncelikle başarılar diledikten sonra biz bu kadar bahsedelim istersen birazcık da seni senden dinleyelim olur mu? Tamamdır, peki. 94 doğumluyum, İzmit Kocaeli'de yaşıyorum. Sizin de söylediğiniz gibi Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 2020 mezunlarındanım. Üsküdar'dan önce Kocaeli Üniversitesi'nde felsefe bölümünü bitirdim, felsefe lisansını bitirdim. Ardından bir yıl bir pedagojik formasyon eğitimim oldu. Formasyon eğitimindeyken gittiğimiz stajlarda kendime her zaman şu soruyu sordum. Ben burada ne yapıyorum? Tamam geliyorum, evet güzel. Bir bölümü bitirdim, şu anda stajını yapıyorum. Ama ben gerçekten buraya ait miyim? Kendimi aslında tam anlamıyla oraya hiçbir zaman ait hissetmedim ve her zaman altta yatan bir psikoloji hayalim vardı. Sonrasında formasyon eğitimimi de tamamladım, bölümümü bitirdim, diplomalarımı aldım ve oturdum biraz düşündüm kendi kendime. Dedim ki yok ya ben sanırım bir kere daha sınava gireceğim ve psikoloji bölümünü kazanacağım, okuyacağım. Ardından sınavlara çalıştım, tekrar sınavlara girdim. Bu etrafımdaki birçok insan için çok ütopik bir hayaldi aslında. Ya da ne gerek var, neden böyle bir şey yapıyorsun, bu çok büyük bir külfet vesaire gibi. Açıkçası hiçbir beni yıldırmadı ve tekrar sınavlara girdim. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümüne girmeye hak kazandım. Bölümümü başarıyla tamamladım. Şu anda karşınızda psikolog unvanımla oturmaktayım. Bizler de o zaman size buradan kocaman alkışlar gönderiyoruz. Teşekkür. Dikkatimi çekti. Aslında felsefe lisansı bitiriyorsunuz. Daha sonra bir şeyleri fark ediyorsun kendinde ve asıl istediğin, ait olmak istediğin yerde bulunmak istiyorsun. O alanda eğitim almak istediğini ifade ettin ve psikoloji bölümüne yerleştin. Biraz sorgulamaya pedagojik formasyon bölümü zamanında girişmişsin ama sanırım felsefenin sana kattıklarından bir tanesi de bu sorgulama özelliği diyebilir miyiz? Evet, şahane bir nokta. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Peki bu sorgulayıcı ruh halinden sonra neden psikoloji diye sormak istiyorum. Çünkü evet felsefenin temelinde de insan var, insanı anlamak var. Ve akabinde paralel bir şekilde insan ruhunu anlama alanına sıçramışsın. Alanına geçiş. Neyi fark ettin? Evet ben bunu okumak istiyorum, bu alanda eğitim almak istiyorum dedin ama o isteği tetikleyen şey neydi sende? Şöyle ki aslında felsefe ve psikoloji çok ikisi iç içe geçmiş alanlar baktığımız zaman. Yani felsefeden sonra aslında ne okursanız okuyun tam anlamıyla özümsediğinizi hissediyorsunuz. Ve ben de sorduğunuz sorunun ilk cevabı meraktı. Bu bahsettiğimiz sorgulayıcı, keşifçi Tabii ruh. temel taşlarından bir tanesi de meraklar. Kesinlikle öyle. Meraktı. Yani insanı anlamaya yönelik bir meraktı. Çünkü felsefe sizin dediğiniz gibi evet insanı anlamaya yönelik ama felsefenin perspektifi biraz daha geniş. Yani felsefede hayatı aslında hayatı anlamaya yönelik bir sorgulama içerisine giriyorsunuz. Hayata yönelik bir keşfe başlıyorsunuz, bir yola çıkıyorsunuz. Psikolojide de bu insana yönelikti ve bu beni çok çeken bir durumdu. Sonrasında sürekli öğrenebilmek. Psikolojide bu var mesela ve bu bence muazzam bir şey. Çünkü baktığınız zaman asla sonu gelmiyor ve sürekli üzerine bir şeyler koyarak ilerleyebileceğiniz bir bölüm. Bu benim için muazzam bir duyguydu, muazzam bir keşifti. Bunu da bu listeye ekleyebilirim. Ardından ve tabii ki insanların hayatlarına dokunabilmek. Bu da benim için çok çok önemli sebeplerden bir tanesi. Çünkü terapi odası dediğimiz şey aslında
dışarıdan çok cezbedici gözüküyor. İçerisi nasıl sırlarla dolu ve orada kimsenin kültürel bir formu yok ya da kimsenin bir ırkı yok, kimsenin bir cinsiyeti yok, kimsenin bir kimliği yok. Sadece ilgilendiğiniz şey saf, pür insan ve bu bence harika bir duygu, harika bir durum. Halk insanla ve onun duygularıyla ilgileniyorsunuz aslında. Aynen. Çok çok takdir ettiğim alanlardan bir tanesi aslında. Evet, o hasta ve danışan odası dışarıdan gerçekten çok merak edilir ama en önemli özelliği de zaten o gizlilik olsa gerek, o etik kural olsa gerek. Ama ben şunun için tebrik ederim. Hani felsefedeki merak, sorgulama, insana dair bir şeyleri keşfedebilme. O bir şeyler aslında çok şeyler. Şu an tabii onu konuşursak Derya demin bahsettiğin gibi yayın süresini aşmış oluruz ama güzel bir geçiş yapmışsın, güzel bir sıçrayış yapmışsın. Peki eğitimini aldıktan sonra mutlaka çalışma alanlarını da biliyorsundur. Birazcık da programı izleyen arkadaşları bilgilendirir misin? Tabii ki de. Yani çalışma alanı dediğimiz zaman aslında psikoloji her yerde. Yani insanın olduğu her yerde psikoloji başlığından bahsetmemiz mümkün. Bugün baktığımız zaman çalışma alanlarında neler var diye sorduklarında nedir? İşte klinik psikoloji başta geliyor. Ardından deneysel psikoloji var. Endüstri ve örgüt psikolojisi var. Gelişim psikolojisi var. Yani hemen hemen gördüğünüz her kurumda çalışan bir psikolog ya da işte bir danışman okullarda, hastanelerde, fabrikalarda birçok kurumda görev yapabiliyoruz. Yelpazesi çok çok geniş bir alan psikoloji baktığımızda. Tabii bunlar böyle arama motorlarına yazdığımızda da karşılaşabileceğimiz bilgiler. Ama hangi arama motoruna yazarsak yazalım, hangi sosyal medyaya yazarsak yazalım, çözümsüz kalan en büyük sorunumuz bizim bu bahsettiğim alanlara yönelik istismarlar. Ve bu gerçekten tüm meslektaşlarım ve benim adıma çok çok büyük bir problem. Aşılması şu anda çok zor gözüken bir durum ve baktığınız zaman aslında sosyal medyanın daha da güçlenmesiyle artarak çoğalan bir durum. Yani çığ gibi büyüyen bir sorun bizim için. O yüzden bu noktada önemli olan hangi alanda çalıştığımız ya da bu çalışma alanlarının bildiğiniz üzere alt alanları var. Hangi alt alanda çalıştığımız değil. Çalıştığımız alanda mesleğimizi, etik ilkelerimiz doğrultusunda layığıyla yerine getirebiliyor oluşumuz. Ve aynı şekilde çalışan meslektaşlarımıza hangi alanda olursa olsun alan gözetmeksizin bölüm öğrencilerine ve mesleğimize sahip çıkıyor oluşumuz. Çünkü inanın biz sahip çıkmadıkça hak etmeyen insanlar olmamız gereken yerlerde oluyor ve bu gerçekten çok üzücü bir durum. Bahsettiğim gibi yüksek lisansı tamamladıktan sonra böyle gerçekten insanın olduğu her alanda çok geniş bir yelpazede çalışma alanlarınız var, görev alabiliyorsunuz. Lisansı bitirdikten sonra da dediğim gibi gerekli eğitimleri aldıktan sonra rehber öğretmen olarak da görev yapabiliyorsunuz. Ben Aynen. şuna değinmek istiyorum. Evet, onun da temelinde öğrenci de bir insan sonuçta. Onu da anlayabilmek var ama görev tanımı gereğince daha akademik boyutlarıyla ilgileniyor kişinin. Tamam. Halkımızda ki bilmiyorum geçmiş yıllarda benim başıma gelmişti şahsen. Rehber öğretmenle psikoloğu, psikologla psikiyatriyi karıştırabiliyorlar. Bu konuda Evet. demek ister misin? Şöyle ki psikologla psikiyatri kısmında öncelikle ilaç. Evet. Yani gelip işte hani ilaç istemiyorum diyen ki zaten böyle bir yetkimiz yok. Bunu bilmiyorlar ya da işte hani bu İkisi arasındaki farkı bilmeden psikiyatriste gittim, psikoloğa ne gerek var diyen ya da psikoloğa gidiyorum, psikiyatriste gitmeme gerek yok diyen birçok insan oluyor. Biz bunlarla karşılaşıyoruz sahada. Ya da aynı şekilde rehber öğretmenle psikoloğun farkını bilmeyen. Aslında her alan kendi arasında çok biricik. Ama insanlarımız daha toplum olarak tam bilinçlenerek bu noktada doğru ayrımı yapamıyorlar diye düşünüyorum. Aslında sosyal medya diyeceğim ya da günümüz dizileri de az önce yayın öncesinde seninle sohbet ederken kısa bir değinmiştin ama sanırım birazcık alanınızı tanımalarına, psikoloğun gerçekten tırnak içerisinde söylüyorum deli doktoru olmadığına inanmaları ya da bunu bu konuda hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Bir takım diziler söz konusu şu anda. Biraz da o şekilde bilinçlenebiliyorlar bazı insanlar. Size o açıdan bir faydası dokunuyordur belki diyeceğim, bilmiyorum.
Ya kesinlikle öyle ki geldikleri zaman o dizilerden bahseden çok danışan oluyor ya da ya o diziler gerçekten hani etik olarak ne kadar etiktir orası tartışılır ama insanları bilinçlendirmek adına ya da terapiye yönlendirmek adına evet çok faydalı olduklarını düşünüyorum. O zaman bizler buradan sizin aracılığınızla tekrar psikologların her insan için aslında gerekli olduğu, belki bazı zamanlarda en yakın arkadaşımızdan daha da sıkı bir görüşme yapabileceğimiz, çünkü hasta ve danışan arasındaki gizlilikten dolayı çok kendimizi ve duygularımızı açabileceğimiz insanlar olduğu mesajını verelim mi? Tabii ki de, tabii ki de. Bu yanlış anlaşılma varsa da şayet biraz da düzeltmiş olalım. Peki Evet. bak, lisansı da bölümü de bitirdim başarıyla ve şu an çalışma hayatında devam ediyorsun bir danışmanlık merkezinde. Biraz geçmiş günlere dönersek yaptığın iş görüşmelerini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum, evet. Elbette hatırlıyorum. Tabii ki de ya iş görüşmesi aslında başvurduğumuz kurumdan kuruma çok farklılık gösteriyor iş görüşmeleri. Şu anki kurumumdan bahsedecek olursam ben çağrıldığım zaman ilk başta işte CV gönderiyoruz vesaire prosedür gereği. Mesela şu anda danışmanlık merkezinde çalışıyorum. Danışmanlık merkezinde eğer danışmanlık merkezlerine başvuracaksalar kesinlikle elden CV götürmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü öyle olduğu zaman gittiğinizde hem çalışma ortamını görmüş oluyorsunuz, hem çalışma arkadaşlarınızı aslında görmüş oluyorsunuz ve kurum sahibi ya da hocamız oradaysa onunla tanışma fırsatı buluyorsunuz. Ki ben genelde böyle yaptım. Hepsine elden CV'mi götürdüm, hepsiyle tanıştım ve hiçbirinden olumsuz bir dönüş almadım. O yüzden hem çalışma ortamını görmek, hem çalışan kişileri, diğer insanları tanıyabilmek, diyalog kurabilmek adına benim için çok keyifli bir süreçti. Ben biraz da severim insanlarla tanışmayı, iç içe olmayı. O yüzden benim için çok keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Ama mesela aynı prosedür diğer biraz daha kurumsal firmalarda çok çalışmıyor. Orada genelde çünkü bir insan kaynakları müdürü oluyor ve onunla görüşüyorsunuz. Kendileri de biraz işleri gereği despot insanlar oluyorlar. O yüzden hani bu sıcaklığı oralarda çok yakalayamayabilirler. Ya da bazı firmalar online'a döndü artık. Online görüşmeler yapıyorlar ya da CV'leri elden istemiyorlar. Online olarak gönderilmeyi istiyorlar. O yüzden o noktalarda dediğim gibi başvuracakları kuruma göre çok fazla değişiklikler gösteriyor. Ama benim sürecim keyifliydi diyebilirim. Peki şu an çalışma hayatına başlayan bir insan olarak geçmişte iş görüşmesi, iş arama sürecinde özellikle yanlış demiştim pardon. İş arama sürecindeki evet ben bunları gerçekten layıkıyla yaptım ya da olması gerektiği gibi yaptım ama şimdiki Fatma Gül olsaydı şurada şunları yapardım dediğin var mıdır kendini eleştirdiğin durumlar? Muhakkak vardır, muhakkak vardır. Ya ama hani spesifik olarak şunu keşke şöyle yapmasaydım diye düşündüğüm bir an aklıma gelmez açıkçası geriye dönüp baktığımda. Çünkü diyorum ya keyifli bir süreçti. Ya hepsine de tavsiye ediyorum gitsinler, tanışsınlar bir kere. Aynı şehirde meslektaşlarımız var ve aslında demin bahsettiğimiz o alan istismarına karşı bir dayanışma içerisinde olmalıyız ve hani işe alınıp alınmamak değil mesele. Hep birlikte olabilmek, tanışabilmek, gerektiği noktalarda birbirimize danışabilmek, bunlar çok önemli şeyler. O yüzden sanırım geriye dönüp baktığımda değiştireceğim bir husus yok. Yerlerde senin de söylediğin gibi çok olmayabilir, mümkün değildir insanların iş durumundan dolayı ama bazı şehirlerde ya da çalışma farklı alanlarda danışmanlık merkezlerini örnek vereyim şu an senin görev yaptığın olduğu için. Senin dediğin aslında çok güzel ve doğru bir adım. Biz buna aslında dolaylı yoldan kişisel bağlantılar da diyebiliriz. Tanışmasak bile gidip merhaba işte ben özgeçmişimi bırakacaktım ama sizinle de tanışma fırsatı bulduğuma çok sevindim deyip böyle kendini de düzgün ve doğru ifade ettikten sonra en azından o iş yeri şu an personel alımı yapmayacaksa bile mutlaka aklında kalırsınız diye düşünüyorum. Sen de sanırım onu çok güzel başarmışsın. Aynen öyle. Biraz öyle oldu. Peki, pandemi sürecindeyiz malum.
İş görüşmesinden şöyle bir sıyrılalım. Pandemi sürecinde önce bireysel yüz yüze görüşmeler yapıyor iken şu an daha çok online görüşmeler yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Mesleği ya da sektörü çok etkiledi mi ya da bireysel anlamda seni çok zorladı mı, etkiledi mi? Ya açıkçası ben çok etkilediğini düşünmüyorum. Çünkü hani bu bahsettiğimiz terapötik ilişki iki kişi arasında online'da evet biraz daha zor kurulabiliyor. Ama yine de kurulmaması için çok da bir sebep yok. Yani bu iki kişi arasındaki bağlantıyla alakalı bir durum, karşıya geçirebilmekle alakalı bir durum bazı şeyleri. Aynı şekilde size geçen duygularla alakalı bir durum. O yüzden ben çok büyük bir sorun yaşamadım ya da hani aman aman beni çok etkiledi diyebileceğim bir nokta yok. Hani yüz yüze tabii ki de her zaman tercihimiz. Çünkü ilişki açısından çok çok daha kolay ilişki kurulabiliyor. Ama online'da ben gayet sağlıklı bir süreç yönetebildiğimi düşünüyorum naçizane. Bu kadar güzel süreçleri yönetiyorsun. Şu an iş hayatındasın. Psikolog olmanın artı ya da eksileri, zorlukları, kolaylıkları nelerdir diye sorsam. Çünkü gün sonunda, gün bitiminde başını yastığa koyduğun zaman eminim sen öyle hissetmiyorsundur ama ya evet bu alanın şu zorluğu var ama ben başaracağım ya da işte şurası beni çok zorluyor ya da evet bu alan beni çok çok mutlu ediyor dediğin sektörel anlamda güzellikler ya da zorluklar neler? Şöyle ki ya keyifli yana o kadar fazla ki zorluk olarak evet hani bazen dışarıdan şey olarak görüyorlar ya da işte bilmeyen arkadaşlarımız işte oturuyorsunuz sohbet ediyorsunuz vesaire. Aslında o kadar ince bir iş ki gerçekten o kadar içeride ince çalışılması gereken bir iş ki dışarıdan tabii ki de bu böyle gözükmüyor ve hani bazen çok kolay görülebiliyor bazı noktalarda. Ama tabii ki de zorlukları var. Yani mesela sürekli ard arda danışan gördükten sonra ilk zamanlarda çok çok kendimi yorgun hissettiğim günler oluyordu. Ama bu dediğim gibi deneyimle bir süre sonra aşılabilecek bir durum. Bundan asla çekinmesinler. Ama ilk zamanlarda böyle küçük küçük zorluklarla karşılaşacaklar. Çok fazla danışan yoğunluğunda ya da hiç mesela daha önce çalışmadıkları bir durumla karşılaştıklarında bir acabaya düşecekler ya da eş zamanlı olarak mesela hem ilk zamanlarda özellikle çok fazla hem eve gelip okumalarıma devam ediyordum, araştırmalar yapıyordum, süpervizyonlar alıyorduk. Bir yandan da ertesi sabah kalkıp işe gidiyorsunuz, aynı şekilde tempo devam ediyor. O yoğunluk biraz yorucu olabiliyor ilk zaman açısından ama sonradan tempoya alıştıktan sonra inanılmaz keyifli bir durum. Yani gerçekten hani yorgunluk ya da işte ne bileyim herhangi bir durum çok düşünüyor musun ya da yattığın zaman aklına geliyor mu deseniz ya aldığım keyif ve hazzın yanında gerçekten yüzde belki üç diyebilirim. Bu bahsettiğin aslında birazcık da profesyonel olma yolunda ilerlemeyle alakalı. Her mesleğin başında o mesleği yaşayan insanların mutlaka başına gelmiştir. İlk 2-3 yıl içerisinde özellikle zaman yönetimini yapamadığımız dönemler olmuştur. Ya da panik halde o işin zorluğuyla karşılaştığımızda, daha önce hiç karşılaşmadığımız bir zorlukla karşılaştığımızda birbirlerine mutlaka sorma gereği hissetmişizdir. Az önce şeyden bahsettin. Evet ne güzel sohbet ediyorsunuz gibi yorumlar almışsın sen mesleği icra ederken. Bir de şöyle bir durum olabilir aslında. Evet siz yani arkadaş ortamında özellikle benim şöyle şöyle derdim var. Sen psikologsun anlarsın halimden gibi ayaküstü bir danışan rolüne de girebiliyorlar bazen. Kesinlikle. Bunlarla nasıl hemen U dönüşü yapabiliyorsun? Nasıl baş edebiliyorsun? Ya dönüp direkt şöyle terapi böyle bir şey değil. Hani terapi böyle bir şey değil diyorum. Ay. Ya zaten hani terapinin direkt olmazsa olmazı en yakınlarımıza ya da işte tanıdığımız insanları terapiye zaten alamamamızın sebebi bu aslında. Ben sana şu anda bir psikolog kimliğiyle herhangi bir şey söyleyemem ama arkadaşın olarak tavsiyemi soruyorsan ya da bir önerimi istiyorsan gel bir kahve içelim gibi bir manevrayla sıyrılıyorum. Soruyu zaten özellikle sordum ki hani bazen benim de psikolog olan arkadaşlarımdan aldığım duyumlardı. Birazcık da hazır seni bulmuşken böyle bir soru yöneltip aslında onun öyle olmadığını sanki bilinci yaratabilmek adına sormuştum. Peki şu an
güzel sosyal hayatına devam ediyorsun, işini gerçekleştiriyorsun. Peki Fatma Gül Azık 5 yıl sonra kendini nerede görüyor, nerede hissediyor acaba? 5 yıl sonra aslında yapmak istediğim çok şey var. Hayatta öğrenmek istediğim çok şey var ve yolun çok 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 başındayım. Ve benim için hayat aslında yolda olmak. Yolda olduğum sürece öğrenebilmek. Ne kadar çok öğrenirsem o kadar iyi. Her zaman için böyle düşünüyorum ve demin de konuştuğumuz gibi psikoloji asla sonu olmayan bir deniz. O yüzden 5 yıl sonra kendimi hala bir şeyler öğrenirken hayal ediyorum aslında. Bilgime bilgi eklemek benim için muazzam bir duygu. 5 yıl sonra da yine mesleğimi icra ederken kendimi görüyorum diyebilirim. Peki sen bu alanda görev yaparken seni rol model alacak olan arkadaşlarımız için sorayım ben. Bu alanda psikolog olma yolunda ilerlerken iyi bir kariyer yapmak isteyen arkadaşlarımızın onlar için neler tavsiye edersin acaba? İyi bir kariyer için bence okuma alışkanlığı çok 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 önemli ve olmazsa olmaz. Yani ve bu alışkanlığın bence bölümde kazanılması gerekiyor. Çünkü psikoloji gerçekten bir deniz ve biz dümendeyken fenerimiz kitaplar oluyor. O yüzden okuma alışkanlığı olmazsa olmaz. Kariyer içinde, bölüm içinde okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini tavsiye edebilirim. Ve merak duygusu aynı şekilde çok önemli. Merak duygularını sürekli perçinlemeleri gerektiğini tavsiye edebilirim onlara. Sonrasında eğitim ve seminerler yine kariyer için olmazsa olmaz nitelikte. Bu yine eğitim ve seminerlerde şu anda biraz ticarete dökülmüş durumda ama ne olursa olsun alanında önemli insanlar hala hayattayken onları birebir canlı izleyebilmek, dinleyebilmek, onlardan ders alabilmek bence çok büyük bir avantaj kariyer açısından. Umarım senin bu söylediklerini, tavsiyeleri göz ardı etmez arkadaşlarımız. Çünkü söylediğin çok değerli bir şey. Alanında usta olmuş kişiler, alanında isim yapmış kişileri hala hayattayken dinleyebilmek, onların derslerine, onların eğitimlerine katılabilmek çok muazzam bir duygu. Umarım gerçekleştirirler onlar da. Umarım. Peki biz çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için, verdiğin tavsiyeler için, bizimle bu saatini, bu dakikalarını paylaştığın için sevgili Azık. Peki son bir soru yöneltsem sana. Üsküdar Üniversitesi mezunusun. Şu an geriye dönüp baktığında Üsküdar'lı olmak sana ne hissettiriyor? Üsküdar Üniversitesi benim için yeri çok muazzam olan bir üniversite. Hani diğer ilk üniversitemle de karşılaştırdığım zaman çünkü çok emek vererek girdiğim bir okul, çok emek vererek okuduğum bir okul, diğer tüm arkadaşlarım gibi. Ve Üsküdar Üniversitesi bence diğer üniversitelerden çok çok ara farkla önde bir üniversite, özellikle psikoloji alanında. Gerek hocalarımız olsun, gerek psikoloji bölümündeki usta-çırak ilişkisi olsun, stajlarımız olsun. O yüzden Üsküdar Üniversitesi mezunu olduğum için kendimi bir tık ayrıcalıklı hissediyorum diyebilirim. O zaman biz de bu duygular için sana teşekkür ediyoruz. Tekrar mezunumuz olan bir arkadaşımızla ben de şahsen tanıştığım için çok memnun oldum. Sana iş hayatında ve özel hayatında başarı ve mutluluklar dileyelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok incesiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.